Bu arabaya dokunmuyoruz. Bugün ne yapıyoruz bu arabaya? Güneş yanıklarına bakım, keramik, tekerlere nano kaplama, plastikleri canlandırma, farları temizleme, gamzeleri alma, abim pastayla çizikleri giderme. Hepsi bu videoda. O sağda bak. Aynen orada bir göçük var bak. Bir şey yok oğlum burada. Nasıl yok? Gel. Burada babalar gibi. Düzeldiği kadar ha. Güneş yanığını nasıl giderebiliriz? Güneş yanıklı yere boya koruma yapılır mı gibi soruları da. Vallahi ben bir yerleri işaretledim ama hani kafama göre işaretledim. Acaba olur mu olmaz mı? Gösterdiğiniz hepsi düzelir. Vallahi. Evet. Bu etleme mi şimdi, bir dakika. Araba eski. Tamam, boya tamam. Elimizde kalmaz. Yalçın ustamın da dediği gibi bittiyse siz onun cam farınıza. Size öncesi sonrası yapmak istiyorum çünkü çok ciddi fark etti yani. Ha bu zaten tabi... direkt cant yazmış adam. Aynen. Burası çok heyecanlı oldu. Ateş bastı. Para açık bırakıyorum ondan mı ya? Ne? Para açık bırakıyorum. Geçen de öyle oldu bak. Onun için çalışmıyor. Sonra araba niye çalışmıyor diyor. Sen de geçen farla çalıştırdın hatta arabayı. Para açtın ondan sonra çalıştırdın. Biri de yoruma yazmış biliyor musun? Abi yüksek voltaj gelir patlatırsın diye. Demek çocuk onun için yazdı. Nasılsınız ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Nasıl yedim sizi 4. bölümde? Şöyle bir yorumlara baktığımda hepinizin yüreği ağzına gelmiş. Arabayı kestik, biçtik vesaire yaptık diye. Hiç korkmayın. Bu arabaya dokunmuyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden gelin arkadaşlar şöyle arabanın bütün ıncına cıncına bakalım. Bu kadar detaylı ben de hiç incelemedim. Şöyle ilk bakışta gözüme çarpanlar. Ben buradan gördüm. Ne var? İleri. Tam iki sileceğin ortasında abi. Ay sağ yap. Ha oh. O sağda bak. Aynen orada bir göçük var bak. Bir şey yok oğlum burada. Nasıl yok? Gel yanıma gel. Kameraya bakar mısın bir Allah aşkına? Tamam şimdi gördüm. Şurada bir yerde var. Evet. Bir göçük burada var. Ha bu kadar ben işaretliyorum. Tabii bunları profesyonel işaretlemiyorum. Birazdan göçük garajdan arkadaşları çağıracağız. Bakalım ne diyecekler. Bir fikrim yok. Kord şurada var. Bayağı ameliyat edilecek şey gibi oldu yani. Burada babalar gibi. Büyük güzel çizgimiz var. Şimdi Gürel, oradan görüyor musun bilmiyorum ama burada çok fazla hare var şu anda. Ha burada bir göçük daha var. Şuralarda hep hare. Seramik kaplamada bir şey yapmadan önce bu hareleri vesaireleri, alttaki bütün pislikleri almamız lazım. Neden derseniz yoksa seramik kaplamayla onun altına hapsedeceğiz. Zaten daha detaylı bilgi alacağız ama ben bildiklerimi de aktarıyorum biraz size. Burada bir şey var Gürel. Burada maden buldum. 1-2 kapıda görüyor. Oo kapıda çok var. Ha bunlar bence giderilmeyebilecek şeyler ama çok böyle tam böyle kordonun üstünde yani. Abi, ama o kapı full. Pastayla mastayla gider mi gitmez mi? Ne diyorsunuz bunlar gidecek mi arkadaşlar? Ben işaretliyorum pası ama şey gördüm. Plastikleri de yenileyeceğimizi söyledik ya. Plastiklerde de aslına bakarsanız bir sürü şey var. Burada var. Şuradaki plastikler çok soluk. Cansız duruyor. Aynı şekilde Gürel şurada da bunlar pasta izi mi yoksa solukluk mu ona bakmamız lazım. Kapı boyunca bir sürü gamzeler var. Boya olan yer göçükle düzelmez diyor yan taraftan. Düzelmez. Düzeldiği kadar ha. Şu köşede bir şey gördüm ama. Hani bunu da alamazlar muhtemelen. Saksı da düşmüş. Saksı da düşmemiş de. Tavanda da arkadaşlar yine ufak tefek şeyler var. Buralarda hafiften çizikler de var. Onları da hallettirmeye çalışacağım. Bir de şu tarafında biraz güneş yanığı başlamış. Güneş yanığını nasıl giderebiliriz? Giderebilir miyiz? Nasıl parlak hale getiririz? Ya da ne yaparsak zarar veririz? Güneş yanıklı yere boya koruma yapılır mı gibi soruları da burada cevaplayacağım. Tabi bir de bu kadar şey yapmışken arkadaşlar farları da gördüğünüz gibi birazcık solukluklar var. Lan bu kalem ne kadar güzelmiş. Her yeri boya ismi geldi. Kameranın da boyu mu? Farları da şöyle bir sıfırlatmak istiyorum. Bak burası çok parlak. Burası biraz mat. Şurası da mat. Şurada da matlıklar var. Onları da halledeceğim. Vallahi ben bir yerleri işaretledim ama hani kafama göre işaretledim. Acaba olur mu olmaz mı? Sen bir bak bir fikrini söyle abi bize. Bu arada arkadaşlar Mert Bey Göçük Garaj'dan yan tarafta biliyorsunuz onların da dükkanı var. Carvax'tayız bizim sponsorumuzdayız. Onunla bir altını şöyle çizelim. Abi ben burada bayağı bir oynadım ama şöyle şu olur bu olmaz diyeceğim mesela. Şurada bir bizim şu kadar da bir boyamız var. Boyalı parçaya pek yapmayı tavsiye etmiyoruz çünkü elimizde kalabilir değil, boyada çatlama olabilir. Ama kaputtaki... Bak şunu yeni gördüm. Burada var mesela böyle bir şey. Kaputtakiler düzelir. Düzelebilir mi? Düzelebilir. Süpersin. Şurada iki tane var. Onlar da düzelir.
Kapılar var, kapılar da düzelir. Kapılarda bayağı var. Evet. Tak 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 tak, bir sürü yerde var. Evet. Mesela şurada bir hem çizik var hem vuruk var, yani biraz da göçük var. Ya boyalı parça köşe hariç gösterdiğiniz hepsi düzelir. Valla? Evet. O zaman götür bizi dükkanına. Götürelim. Hadi gidelim. O zaman göçük hariçle gidelim arkadaşlar. Hadi şöyle bakacağım, sonradan ağlama bak, sürprizler olmasın. Şurada da var. Abi bizim göz bu kadar görüyor. Ne oldu? O zaman getiriyor mu arabayı? Kalemi ver. Hadi görüşürüz. Getirin, halledelim. Arkadaşlar o zaman göçüklerimizi düzeltmeye gidiyoruz. Arabayı cillop gibi çıkar şunu. Arabayı cillop gibi yapacağım. Burnum da iz kalıyor, kaldı mı ya? Geçen videoda kalmış öyle. Hadi gidelim. Abi bu araba Kartal'dan Şahin'e dönmüş. Kartal'dan deposu solda olur. Sağda değil. İYİ'lerin deposu solda olur. İYİ'ler Kartal götü olur. Fabrikada bir şey var diyorlar. Tabii. Fabrikada Kartal diye yapılıp sonra Doğan'ı çeviriyorlar. Yapmışlar. Kartal çok fazla satmayınca, 1.6 İYİ'ler çok satınca buradan yapıştırmışlar. Kartal benzin deposundaki şey kimisini de yükseltip Range Rover yapmışlar. Değil mi? Öyle bir şey. Bu ekleme mi şimdi? Bir dakika. Değil, bizimki orijinal. Benim bildiğim olmaz. Kartal. Çamur atmaya lazım. Bir yere göçük karaca şurada, burada. Bu mu? Kol. Neden orada? Kol. Otomatikman dışarı mı çıkıyor? Kendi arabamda da hiç yapmıyorum böyle. Enteresan. Döşemeyi sökeceğiz. Bu sökülecek. Bu sökülecek mi? Tabii tabii. İyi, zaten bir temizlensin istiyorum. Ya, bu sökülsün abi. Ondan sonra arkadan göçükleri yapalım. Sonra. Motor da temiz. Şunlara bakalım. Şu tarafta da var. Tavan da var artık bu. Bundan bir şey olmaz değil mi? Bundan bir şey olmaz abi. Yani bir şey olmaz derken yapılmaz bu. Olmaz. Olmaz. Onun dışındakiler bunları falan şey yaparız. Şunlar gireriz. Var, bunlar var. Bunlara gireriz. Siz de YouTube'a girip Sertaç Kemiksiz yazmayı, oradan beni bulup abone olmayı, sonra da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Peki sence aşağı yukarı ne kadar vaktimizi alır bu işte? Vallahi 2 saat, 3 saat vaktimizi alır. Alır değil mi? Uğraşacağız çünkü hepsiyle tek tek. En güzellerinden başla, biz onları çekelim, sonrasını sana bırakırız. Tamam. Tamam, şu şartı mı? Nerede? Hacı artık girdim yok. Girdiysen tamam olur. Sen nereye gir? Nasıl giriyorsun ya? Biraz bana. Sen oy hayırdır? Hayırdır sen? Nereye giriyorsun? Vay anasını. İşte bu bitiriyor işi ya. Oldu mu? Ufaklık. Aha. Yerini bulup alttan kanıtını sıra yaptık. Bunun da çoğunu yaptık. Vay. Şimdi sokuyor. Harbiden oradan ittirdikçe oradan geliyor. Çekici versene. Hatasız arabaya çekiş tane. Araba eski. He. Pek hani güvenip onu silikonla çekersek. Şey deme. Şu çekiyorlar. Boya elimizde kalmasın aynı. Ya da döşeme sökecek. Döşemeyi sökeceksin. Döşemeyi sökerken bize bir zarar olacak mı? Yani dezavantajı var mı? Döşeme sökecek. Her yeri gözükecek zaten de. Tırnakları falan sağlam. Şunun üstü kırılabilir tırnakları. Dın 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 dın. Acaba oradakileri yapmasak mı ya? Güzel gelecek. Şunlara kesecek misin? Yok. Bilmiyorum. Burası çok heyecanlı oldu. Ateş bastı. Yok, ben buradan girebilir miyim çubukta? Şuna diye bakıyorum da. Şekerin düşmüş daha önce. Valla bu şekerlerden bulabilir. Atmayayım abi ben. Burada arabayı söküyorlar ya. Sadece yapışmış üstüne abi. O diğer seni hiç söker, hiç kırmadan. Far temizliği yapacaktık da. Ne diyorsun? Olmaz mı? Olmaz. Çünkü dinlenin cam olduğu için olmaz. Var, temizliği mikalar da olur. Yapsak hiç olmaz mı? Hiç mi olmaz? Ne bileyim şöyle biraz parlatmaz mı diyorsun? Biraz daha alır tabi. Camın üzerindeki pisliği alır. O da benim hatırım için söylüyor. Şuraya sen şimdi çekişle vuruyorsun ya. Evet. Niye vuruyorsun abi?
Bununla çıkarttığı zaman, bununla çıkarttığı zaman dışarı doğru şişiyor ya, o direkt eşitliyor. Ha. Şişini alıyor yani. O zaman sen deliğe vurmuyorsun, etrafına mı vuruyorsun? Etrafına vuruyorsun. Ha. Bunu hep merak etmişsindir ya, çekişte ne yapıyorlar diye. Tamam. Kuşanta markası. Aa. Tamam, şunun arkasında kalın. E ne yapacağız? Uğraşacağız. Gitti mi kapı? Kapı tamam. Bakayım, vallahi tamam mı galiba? Şurada vardı. Şurada iki tane vardı. Şurada vardı. Orada vardı. Şurada vardı. Tabii şu yukarıda. Vallahi eline sağlık. Artık yok. Ne kadardı mesela bunun maliyeti? Yani hani göçeğe göre öyle tek başına fiyat vermiyor. Yani toplam çünkü fiyat verelim. Ben bunun için sana gelseydim, kapı da abim kapıyı düzelt diye gelseydim. Hani 200-250 lira falan civarı. Ne kadar sürdü? Yarım saat falan sürdü biraz aşağı yukarı. Sen şey mi, fiyatlandığında normalde göçüğün büyüklüğüne, sayısına, vesairesine göre zorluğuna göre. Hani işte dediğim gibi bazen döşeme sökme gerekiyor. Bazen tesisat yandaki yerden giriliyor. Tamam. Tabii eski araba olduğu için buna tesisat aşağıdan. Bu saatten sonra bizim adımızla gelenlere indirimin olacak mı? Olur. Olur değil mi? Olur. %10? %15? %15. 15 diyor. Ona göre arkadaşlar, Göçük Garaj Ankara'da olanlar için. Bu göçük düzeltme işi baya baya göçük düzeltiyor ya. Ben Ersun bu kadar beklemiyordum. Kendi arabam olunca bir daha ilgilendim yani. Elinize sağlık. O zaman şimdi bir arabayı size bırakacağım. Ben şimdi gideyim şu farları bir deneyeceğim. Ne yapılacak, olacak mı diye. Ondan sonra akşama arabayı size geri bırakıyorum. O zaman içeriye geçelim. İçeriye geçelim. Yasin Usta, geçmez dedin ama birazcık iyileştirme olur dedin. Aynen. Hadi görelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar şurada, şu daha parlak. Şimdi görün siz de, burası daha parlak, daha aydınlık. Ben sadece burayı yaptırmayı düşünüyorum. Burası çünkü daha buğulu görünüyor. Bir de şöyle girer, ikisini birden alsan, farklı gelelim. Bana sorarsanız bu daha parlak, o daha buğulu. Hani yanılıyorsam da yorumlara yazarsınız. Bakalım nasıl olacak. Bitti mi? Evet. Bitti mi? Fark etti mi? Objektif. Objektif olarak bir yorum yap, objektiften bakarak. Yeah. Yalçın ustamın da dediği gibi bittiyse siz onun cam farınıza. Pasta yaptım. Pasta mıdır neyse, onu yaptırmayın. Çünkü bana sorarsanız da Yalçın ustanın baştan dediği gibi bir şey fark etmedi. Değmez yani. Tamam, far da patladık arkadaşlar. Farla ilgili bir şey yapamadık ama ben azimliyim. Plastiklere, buralara, kapı kollarına, şu kapı çıtalarına bir şey yapabilir miyiz? Tabii, plastik yenileyeceğimiz var. Vallahi. Tabii. Böyle olmaz değil mi sonuç? Yok yok. O biraz daha kalınca. Hadi yapsana bir. Hadi. Yalçın Usta, bu sürdüğün ne şimdi? Bu plastik yenileyici. Yenileyici derken parlak, mesela bir ciladan bir farkı var mı bunun? Cila gibi kalıcı bir şey bu. Yani normal parlakçı gibi değil. Parlakçı süresinin 2000'e gider. Ama bu kalıcıdır. Ne kadar kalıcı mesela? 5-6 yıkamalık gider yani. Aa, bayağı kalıcı. Bayağı kalıcı. Böyle parlak kalacak ha? Evet. Vay. O kadar beklemiyordum açıkçası. Size öncesi sonrası yapmak istiyorum çünkü çok ciddi fark etti yani. Abi şunu şöyle bir ikiye bölsen. Bölüyorum. Şimdi bir şuraya yap, bir de burası yapılmaz. Şimdi size farkı göstereyim. Bayağı bir de uzaktan bak, acayip. Yalçın Usta, bu cam çerçeveleri böyle plastik gibi galiba. Bunlara da yapabilir misin o şey? Tutar mı? Bundan metal, boyanma parçası. Tabii. Metal mi lan bu? Bundan metal ve boyalı, plastik değil. Doğana bak lan. Buna peki bir şey yapamıyor muyuz? Ya buna pasta atacağımız için buraya da... Üstüne de geçer miyiz? Tabii ince pastadan geçtiğinden biraz daha parlak. Tamam. Kapı kolları, bundan metal olur. Değil. Kapı kolları olur. Bunları olur. Çerçeveleyip parlatabiliriz aynen, değil mi? Tabii. Tamam. Bir tane de ondan yapsana ya. Topaşçı Doğancı arkadaşlar, işte bu da aklınızda bulunsun. Plastik aksamlarınızı arabanızdaki şöyle bir şey, plastik yenileyici. Bu bir reklam değildir ama böyle bir şey kullanarak cillop gibi yapabilirsiniz. Tampon falan harika oldu ya. Bayıldım.
Peki ben bir de jantları da böyle, jantlar benim orijinal ya. Hani hep böyle bir parlak görünsün, ondan sonra bir şeylerden işte ufak tefek tozdan şeyden korusun istiyorum. Nasıl üstünden korusun? Hah, var mı öyle bir şeyimiz? Tabii var. Ya, arabanın üstünde var da seramikte, jantlara da oluyor mu? Jantlar için ayrı seramimiz var. Jant koruma seramimiz. Farklı bir şey var. Tabii. Ha. O da şöyle göstereyim. Böyle bir dediğimiz. Ha, o zaten direkt jant yazmış adamın. Aynen. Ne yapacağım bunu şimdi? Yani seramik gibi böyle uzun uzun işlemler mi olacak yoksa jantı temizleyip üstüne mi süreceğiz? Tabii jant temizlenecek, süreceğiz. Belli bir süre beklemesi lazım. Beklemesi süreceğiz. O zaman bunu da seramik yaparken yapmak daha mantıklı değil mi? Tabii seramik yap. Seramikte birlikte yapmak gerekiyor. Tamam. Biz şimdi o zaman göçüklerimizi bitirelim. Ondan sonra arabayı tekrar buraya alalım. Sonra da Yalçın Usta'nın tekrardan yanına geliriz. İşte kil temizliği bilmem ne, seramik öncesinde yapacağım bir sürü işlemler. Aynen. Onları da çekeriz. Üçüncü günde teslim almaya geliriz. Koltuğumuzda bir delik var. Hatta birkaç delik var. Şu delikleri bir bulalım. Bir delik bu. Burada yarık var arkadaşlar. Gerekirse altında besleyebiliyoruz biz bunu. Heyecanla bekliyorum. O zaman yavaştan seramik işlemlerine başlıyor muyuz? Öncelikle seramik olur mu? Bir, zararı olur mu? Boya inceler mi? Bunu biraz daha korur, ömrünü uzatır. Ne yapmam lazım? Ay nereye sürekli tutmayacaksın? Sürekli geldireceksin. Arabanın anasını ağlatmam değil mi? Valla sürekli çok bir yere durdursan yatarsın. Beni mi gömüyorsun ya? Açın usta sen. Fasulyeyle oynar gibi senin oynadı. Bundan sonra fikrini var, sikini söyleyeceğiz. Ben sürmem usta. Aynen. Verisi yani incesi var mı? Aynen. O zaman sen sikini aldın. Ya sinirim bozuldu. Evet, dur biraz daha ince. İşte makbul değil. İyice boncuk. Lüks araba muamelesi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi güzelce bir korumayı alacağız. Buna da nano jant koruyucusu yapacağım arkadaşlar. İşin vitamini olan son 3 soruyu da sona sakladım arkadaşlar. Birincisi, bu uygulamanın ücreti nedir? İkincisi, arabanızda seramik varken kaplama yaptırabilir misiniz? Üçüncüsü, kuş pisliği kaç gün içinde arabanıza zarar verir? İşte hepsini şimdi...